Efendim merhaba, yeni bir edebiyat bültene daha hoş geldiniz. Bugün size Paulo Coelho beyefendiden bir kitap daha tanıtacağım. Beşinci Dağ kitabı. Ben hiç bilmezdim Paulo Coelho Bey'in bu derece benim hayatımda önemli bir yere sahip olacağını. Hiç aklımın kenarından geçmezdi. Türkiye'de bunca edebiyat büyüğümüz varken, romancımız varken Paulo Coelho'nun onlar bir yere, Paulo Coelho'nun kendine has bir yer edineceği. Çünkü Paulo Coelho'nun kendine has bir tekniği var. Dünyayı ve olayları kendine has bir yorumlayışı var. İnsanı etkileyen, büyüleyici, fantastik ya da mistik diyebiliriz bir boyuta sahip Paulo Beyefendi. Şimdi onun 5. Dağ kitabından bahsedeceğiz. Ben her zaman istiyordum antik dönemde, antik dönemi anlatan bir roman okuyayım diye. Asurlular dönemi, İsrailler dönemini anlatan, o güne ışık tutan bir roman. Zaten hep araştırıyordum. Bir anda Paulo'nun bu romanını görünce, yani İlyas Peygamber hakkında yazılmış olduğunu okuyunca hemen okumak istedim. Yani internette fark ettim böyle bir kitap olduğunu. Diğer eserleri hakkında bilgi toplarken hemen edinip okunmak istedim. Şimdi bize İsrail peygamberi anlat, İsraillerin peygamberlerini ve antik dönemdeki kültürlerini bize tanıtacak Paulo Coelho bu güzel kitabında. Şimdi İsraillerin peygamberlerinden bir tanesiydi İlyas peygamber. Onun hayatına değiniyor burada. Kısaca hayatına değinip, yani kitabın içeriğine değinip, ondan sonra kitap içerisinde yazan o asıl insanı büyüleyen ve hakikatleri haykıran, hakikat fışkıran bilgilere değineceğiz. Bu kitap esasında bilim ile kurgunun bir karşılaştırması gibi duruyor ya da gerçek ile hayalin ya da daha doğrusuyla din ile bilimin ya da gayip ile, yani İslamiyet'te gayip derler o beş duyu organı ile algılanamayan evrenlere. Onlar ile hakikatin ya da algılanan dünyanın karşılaştırılması olarak bu kitabı özetleyebiliriz. Bu kitap neden bahsediyor dersek bu romanın konusu. Böyle bir gizli karşılaştırma var bu kitapta. Ancak Paulo Beyefendi şu doğru şu yanlış demiyor. Sadece peygamberi ve arkadaşını konuşturarak ya da peygamberi ve başka bir çocuğu konuşturarak ikisinin arasındaki diyaloglara baktığımızda öne sürdükleri fikirler aslında bir karşılaştırmanın var olduğunu bize gösteriyor. Şimdi geçelim romanımızın içeriğine. Romanımız efendim İlyas Peygamber. Yazevel diye bir prenses var şehrinde ve bu prenses ile Yazevel peygamberin bir ortak özellikleri var. Her ikisi de Tanrı adına iş gördüklerini düşünüyorlar. Yazevel Baal putu adına bütün insanlığı o puta inanmaya çağırıyor. İlyas peygamber ise Rab adına insanları Rab'be inanmaya çağırıyor. Birisinin elinde güç var, iktidar gücü var. Prenses Yazevel Hanım o güçlü ve gücünden ve askerlerinin gücünü kullanarak şehrinde yaşayan peygamberleri, yani Rab'be davet eden peygamberleri öldürüyor ve kendisi puta davet ediyor, Baal putuna. O da 5. dağda bulunuyor. Beşinci dağ putlarıyla meşhur insanların tapındıkları bir dağ olarak bize tanıtılıyor bu romanda. Efendim, tabii ki İlyas peygamberin kaçmaktan başka çaresi olmuyor. Çünkü askerlerin okuyla en çok sevdiği bir arkadaşı ölüyor gözlerinin önünde. Kendisi de şehrin dışına çıkarak bir müddet Keris nehrinden su içerek ve karganın getirdiği eti yiyerek hayata tutunmaya çalışıyor. Sonra Tanrı'dan aldığı vahiyle ona söyleniyor ki sana bir kadın yardımcı olacak Akbar şehrinde diye. Akbar şehrine gittiğinde dul yaşayan bir kadının evine sığınıyor. Kadın ilk başlarda İlyas peygambere yardımcı olmak istemese bile sonra acıyor ve ona su içirerek açlıktan baygın vaziyetteyken ayılmasına yardımcı oluyor. Sonra bir müddet evinde barınmasına müsaade ediyor derken çocuğu hastalandığı için İlyas peygamberin kendisine uğursuzluk getirdiğini düşünüyorlar ve bütün bir şehir halkına da bu dedikodu yayıldığından dolayı peygamber olan birisi kaçmış, bizim şehre sığınmış falan gitmesini istiyorlar şehirden ve daha sonra 5. dağdaki
Baal putuna giderek özür dilemesini istiyorlar İlyas peygamberden. İlyas peygamber bunu gidiyor daha ancak öyle bir özürde bulunmuyor. Orada kendisi vahiy alıyor. Tabii bu arada çocuk öldü, ölüyor tabii. Dul kadın oğlu ölüyor. Beşinci dağda gelen vahide İlyas'a deniyor ki git sen o çocuğu söyle o çocuk yeniden dirilecek Allah'ın izniyle kalktı çocuk kalkacak deniyor ve aldığı bu vahiyle dönüyor ve uyguladığında gerçekten çocuğun dirildiğini görüyor. Bütün halk da bunu görünce İlyas peygamberin bir anda orada statüsü yükseliyor insanlar gözünde. Herkes ona fikir danışmaya başlıyorlar ve şehirde haylice meşhur bir insan haline geliyor. Derken efendim Asurlular şehri işgal edince şehir harap oluyor. Yakıp yıkıyorlar şehri Asurlular. Yıktıkları enkazın altında da o dul kadın kalıp vefat ediyor. Dul kadın da oğlunu ölmeden önce İlyas peygambere emanet ediyor. İlyas peygamber de kendi dünya tecrübesi ve bilgisi birikimiyle şehri yeniden onarıp imar ediyor ve şehrin idaresini çocuğa teslim edip kendisi yeniden ülkesine dönüyor ve roman bu şekilde bitiyor. Şimdi geldik 5. dağ en önemli yerine. 5. dağ romanımızda bizi hangi enteresan, ilginç cümleler bekliyor? 28. sayfada güzel bir cümle şu. İnsanlar kendilerinin yazmadığı bir trajedide rol alan birer oyuncu, değil mi? Aslında öyle gibi bütün insanlar da bunu hissetmişlerdir yaşamlarında. Bir trajedyanın içerisinde gibi hissedebiliyoruz. Bu cümlede onu ifade etmeye çalışmış. 34. sayfada yine bir cümle. İnsan yazgısına ihanet etmek için doğar. Tanrı yüreklerimize gerçekleştirilmesi olanaksız istekler koyuyordu yalnızca. Nokta. Neden? Geleneğin sürmesi gerekiyordu. Belki bu yüzdendir. Yani bazı cümleler var gerçekten bir kitabı böyle kapatıp bir yarım saat o cümle üzerine kendi hayat tecrübelerinizi ve birikimlerinizi koyarak düşünüyorsunuz. Bu senin eğitiminin bir parçasıydı. Bir insan kendi yazgısına doğru yürürken sık sık yön değiştirmek zorunda kalır. Kimi zaman dış koşullar ondan daha güçlüdür. Bu durumda bir korkak gibi görünmek, yönünü değiştirmek zorunda kalır. Bütün bunlar onun eğitiminin bir parçasıdır diyor Paolo Beyefendi. Yine enteresan bir cümle. İlyas bedeninin daha güçlü, aklının daha berrak hale geldiğini hissediyordu. Eğer bir zamanlar hayatınızda bedeniniz daha güçlü ve fikirleriniz daha açık, daha berrak, bütün prangalardan kurtulmuş, okuduğu kitaplardan ya da duyduğu sözlerden bağımsız bir şekilde düşünen bir zihre kavuştuğunuzu artık hissediyorsanız, siz de bu cümlenin ne anlama geldiğini idrak edebilecek kabiliyettesiniz demektir. Bu kitabı alın, vakit kaybetmeden okuyun derim. 55'te yine güzel bir cümle. Tanrı onu terk etmişti. Tanrı kimseyi terk etmez ama insan bazen hayatında Tanrı'nın kendisini terk ettiğini düşünebilir, hissedebilir. Yaşadığı talihsiz olaylar karşısında yazar ona atıfta bulunuyor. Yaratıcının bu görkemi sergilemek için neden kullarına gerek duyduğunu günün birinde anlamayı umut ediyordu. Çok cesurca bir cümle din hakkında. Bu cümle üzerine bu cümleye bir cevap bulunursa gerçekten konu çözülmüştür demektir. Gücünden yararlan diye buyurdu koruyucu melek. Gücünden yararlanmak bir insanın var olan gücünden yararlanması ne demektir? Bunu gücünden kendisinde gücü olduğunu hisseden insanlar anlayabilirler. Ufak ufak var olan güçlerini kullanmaya başladıklarında. Efendim, kutsal din kurallarıyla ilgili bilgiler herkese yayılacak olursa birçok kişi bu bilgilerden dünyayı değiştirmek için yararlanacak. Böylelikle de tanrılar bundan zarar görür. Yine cesur cümleler kurmaya devam etmiş efendim. Oldukça herkesin kurmaya cesaret edemeyeceği güzel, insana ufuklar açan değişik cümleler. Bir de Biblos yazısına da iniyor. Burada Fenikelilerin çıkardığı Fenike yazısı diye bildiğimiz yazı. O yazıyla alakalı çok güzel bakış açıları var burada Paolo Beyefendi'nin
insanı şaşırtan bakış açıları diyebiliriz onlara. Öyle ki Biblos yazısının oluşturduğu tehdit yeryüzünden hiçbir zaman yok olmayacaktı. Bu cümlenin ne demek olduğunu izah etsek belki uzun saatlerimizi alacak. Ancak çok doğru söylüyor. %100 katılıyorum. Bu bir edebiyat olsun diye yazılmış bir cümle değil. Biblos yazısının oluşturduğu yani Fenikelilerin çıkardığı bu yazı. Yani günümüzün Latin alfabesinin oluşturduğu tehdide işaret var burada. Ne demek istiyor bu? Bilimin gelişmesi aslında dünyaya yarar mı getirdi, zarar mı getirdi konusunu tartışıyor orada yazar efendi. O konu o şekilde 70 bir 103'e bakıyoruz hemen. 103'e bakıyoruz. Sözlerin bilgelik kokuyor. Buysa tehlikelerin en büyüğü. Çok ciddi ciddi konuşuyor. Yani ciddi ciddi düşünüyor. Bir insanın sözleri bilgelik kokuyorsa tehlikeye başlamış demektir aslında. Evet. Yazar öyle basit bir yazar değil. Çok da güzel cümleler kuruyor. Aşk sözcüğü bende derin bir korku uyandırmaya yetiyor. Aşk varsa üretim biter. Üretimin bittiği yerde aşk başlar. Aşkın olduğu yerde üretim bitmiştir. Aşk yani bir tutukluluktur. Evet, o yüzden korkuyor yazar aşktan. Niye korktuğunu anlayabiliyorum. Hiçbir fırsat tek fırsat değildir. Yani insanlar üzülür ya fırsatı bir kez kaçırdık bir daha gelmeyecek diye yazar. O yüzden moral veriyor. Hiçbir fırsat tek fırsat değildir diyor. Yeter ki fırsatları görebilelim değil mi? Yaşamımın anlamı benim ona vermek istediğim anlamdı yalnızca. Yaşam, bu da aslında yaşamına bir anlam vermek için uğraşan insanlar vardır çevremizde. İnsanlar var ki hiç yaşamına anlam vermeye uğraşmıyor bile. Şimdi onlara bunu nasıl diyelim, değil mi? Efendim 142. Evet. Bu kitabın çok güzel cümlesi, asıl cümlesi buydu. Peygamberler İsrail'in laneti olduğu gibi yazı da Fenike'nin laneti. Yazı üzerine burada çok... bu cümle ne demek? Bu edebiyat yapılsın diye söylenmiş bir cümle değil. Bu üzerine uzun uzun düşünülmüş, kafa yorulmuş ve bir neticeye varılmış bir kitabın özeti bir cümle aslında bu. Bu konuyu düşünmeniz gerekiyor. Ne demek? Yani prangalarla değil, yani okudukların etkisiyle, yaşadığı kültürün etkisiyle ya da işittiklerinin etkisiyle, büyüdüğü toplumun etkisiyle düşünen değil, özgür düşünen bir birey sadece bu cümlenin ne demek istediğini anlayacak. Herkes de anlayamayacak, hiç kusura bakmasın. Herkesten de anlamasını beklemiyoruz. Zaten herkes anlasa o zaman kitap okumanın bir anlamı kalmayacak. Yunanlıların sesli harfler ekleyerek yaptığı uyarlama bu alfabeyi tüm dünya halklarına kullanabileceği bir araca dönüştürdü. Antik dönemde tabii herkes ya okuyup yazamıyordu. Şimdi herkes okuyup yazabiliyor ama işte bilimin bu şekilde gelişmesinin farklı sonuçları da oluyor maalesef. Dünyamız üzerine yani uzun vadede, gezegenimiz üzerine uzun vadede binlerce yıllık uzun vade sonrasında dünya eski dünya olmayacak bilin efendim. Gerçekleştirmiş olduğun iyi şeyler düşün, onlar sana cesaret verecek bu değil. Yaşam biçimlendiren bizim onun karşısında aldığımız tutumlardır. Bir psikoloji kitabı gibi, bir felsefe kitabı gibi. Yani insanı gerçekten motive eden yazılar yazıyor. Bunun kitaplarını okurken, Paulo Coelho'nun kitaplarını okurken motive olmamak elde değil, mümkün gözükmüyor. Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak çocukların üç özelliğidir. Nedensiz yere mutlu olurlar çünkü geçmişleri yoktur diyor çocukların yazar. Çok güzel bir cümle yine size burada paylaşacağım izninizle. Kimi zaman Tanrı'yla boğuşmak gerek. Her insan bir an geliyor, yaşamında bir trajedyanın ortaya çıktığını görüyor. Bu bir kentin yıkılması, bir çocuğun ölümü, kanıt gösterilmeden yapılan bir suçlama, onu yaşam boyunca sakat bırakacak bir hastalık olabiliyor. İşte o anda Tanrı onu kendisiyle boy ölçüşmeye ve sorduğu soruya cevap vermeye çağırıyor. Bu kadar kısa ve acılarla dolu bir yaşama neden böylesine asılıp duruyorsun? Verdiğin bu savaşımın anlamı ne? Efendim, insan tüylerini diken diken eden cümleler yazıyor. Ve bir savaşçı uğrunda savaşmaya değer olan şeyin her zaman bilincindedir.
Gereği olmayan savaşımlara girişmez ve zamanını hiçbir zaman kışkırtmalarla yitirmez. Bir savaşçı uğradığı bozgunu kabullenir, onu kendisiyle ilgisiz bir olay gibi değerlendirmez. Bir savaşçı savaşın birçok muharebeden oluştuğunu bilir ve hep ileriye doğru yol alır. Efendim, daha ne söylemeye, kendi kendine konuşuyor zaten kitap. Yani insan motive eden, hayata dair motivasyonla artan çok güzel cümlelere yer vermiş yazar. Bir kez daha bunu da okuyalım, sonra kitabı kapatalım artık. Çok uzun olmasın video. 200'dekini okuyalım o zaman. Daha kısa olsun. İsrail Tanrısıyla Beşinci Dağın Tanrılar arasındaki savaş kuşaklar boyunca binlerce yüzyıl uzayacaktı. Evet. Öyle bir iki saniyede, bir iki dakikada söyleyip geçiyoruz ama inanın ben bu kitabı, yani Paulo Coelho'yu okumayı çok seviyorum ama okumakta zorlanıyorum. Çünkü her bir sayfasında durup düşünmem icap ediyor. Bu da gerçekten vakit alıyor. Ama siz okuyun efendim. Paulo Coelho. Hoş geldin.